Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Merkez TET Geometri kanalındasınız. Dün bir şey olmuş onu da söyleyeyim. Dün ben Teğet testi çözerken merkez testi demişim. Bugün de merkez testi çözerken teğet testi mi diyelim? Sana bırakıyorum. Neyse. Dün öyle bir durum oldu. Zaten ben yoruma sabitledim o durumu. Evet bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? TET geometri kampımızdan merkez testimizi çözeceğiz. Yani sınav ayarında çok güzel 8 tane soru çözeceğiz. Hazırsan hemen başlamadan önce videoya beğeni bırakarak kanal abone olarak beni destekleyebilirsin diyorum ve hadi gelsin sorularımız. 8 tane soru çözeceğiz. İlk sorumuzdan başlayalım. Şöyle hemen yaklaşıyorum. İlk sorumuz gelsin. ABC eşkenar üçgenin kenarları 6 eş parçaya bölünüyormuş. Bölünsün bakalım. Peki DEF noktaları birleştirilerek DEF üçgeni oluşturulmuş. Alan ABC bölü alan DEF nedir diyor. Şimdi öncelikle soru gözümüzü korkutmasın. Bize zaten şöyle bir şey söylemiş mi? Bak altı eş parçaya bölündüğünü söylemiş. Peki ben o zaman şöyle bir şey yapsam. Kenarları harflendirsem. Şöyle... Bir tanesine yazayım. Hepsinde de olduğunu söyleriz. Bak şu şekilde yazdım. Hatta şurada işlem yapalım. Bu ağları yazdıktan sonra ben sonuçta eşkenar üçgen olduğu için açıya kaç derece diyorduk eşkenar üçgende? Bütün açılarımız eşit ve 60'ar derece. E peki 60'ı nokta olarak göstersek. Bak şunların hepsi 60 derece. 60'ların karşısında kenarlar FE, DF ve DE. Bunlar da eşkenar üçgeni oluşturacak. Yalnız ben şimdi tüm alanı yazmak için bir kenarına 6 yazdım ya. Eşkenar üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? Şöyle söyleyelim. A kare kök 3 bölü 4 değil mi? Bir kenarın karesi kök 3 bölü 4. Hızlı bir şekilde bulmak için böyle bir şey yapıyorduk. Devam edelim. Peki ben yazalım. A alan ABC'yi yazmak istiyorum. Alan ABC. 6'nın karesi 36. A'nın karesi A kare. 36 A kare kök 3 bölü 4. Bu şekilde yazdım. Peki bölü diyorum. DEF'yi yazacağız ama biz şuradaki mesela B bölgesi diyeyim şuraya. Bak B bölgesi B bölgesi ve B bölgesi. 3 tane B bölgesi var. Tüm alandan benim bunu ne yapmam lazım? Çıkarmam gerekiyor değil mi? E çıkartalım hocam. Nedir? B'yi yazmam gerekiyor. E B'yi de şuraya yazmak istiyorum. Bak B eşittir. 1 bölü 2 çarpı A çarpı bak bir tane A'yı aldım. Diğer kenarımız nedir? 5A'dır. 5A çarpı aralarındaki açının sinüsü çarpı sin 30. Değil tabii ki sin 60. 30'u nereden çıkardıysam sin 60. Şimdi bu sinüs alan teoremiydi. Unutmadık değil mi? Kenarlar çarpımı çarpı aralarındaki açının sinüsü bölü 2. Peki bunu yazacağım ama tamamından 3 tane b'yi çıkartacağım. E tamamı zaten belli değil miydi? 36 a kare kök 3 bölü 4 tamamı. Eksi diyorum. 3 tane neyi çıkartacağım? 1 bölü 2 çarpı 5 a kare çarpı kök 3. Peki bir deneyimiz var. 5 kare çarpı kök 3 bölü 2. Ha, bölü 2'yi unuttuk. Sinüs 60 nedir? Kök 3 bölü 2'dir. Peki devam edelim. Alt tarafta kö bölü 2 ile bölü 2'yi çarptım 4. E, 3 bölü 4 yaptı. E, 5 ile çarpınca ne yapar? 15 a kare bölü 4. 36 a kare bölü kök 3. 36 a kare kök 3 bölü 4'ten konuşamadım bir an. Yani. 15 a kare kök 3 bölü 4 çıkartırsam alt taraf ne olur arkadaşlar? 21 a kare kök 3 olur değil mi? Bak alt tarafı yazalım. Üst tarafta 9 a kare kök 3 geliyor. Alt tarafta ise nedir? 36'dan 15 çıktı. Şey, 21 a kare kök 3 bölü 4. Bu şekilde yazdım. Peki ben bunu ters çevirip çarpacağım değil mi? İfadeyi ters çevirip çarptığımızda ne görüyorsun? Aslında a kare kök 3'ler birbirini götürdü. 9 çarpı 4 bölü 21. E peki 9 ile 21 sadeleşiyor. 9'u 3'e böldün 3. 21'i 3'e böldün 7. E 3 çarpı 4'ten 12. Alt tarafta da 7 var. Demek ki oranımız neymiş? 12 bölü 7'ymiş. Şıklara baktığımızda cevabımız D seçeneğidir. İlk sorumuz bu şekildeydi. Böyle karışıkmış gibi geliyor ama tamamen sadeleştirmeye odaklıyız tamam mıdır? İkinci sorumuza geçebiliriz. İkinci sorumuza baktığımızda aşağıda 16 binim kareden oluşmuş bir geometrik şekil verilmiş. DAP üçgeni KNBC dörtgenin kesişim kümesinin alanı A1 ile ifade edilmiş. DAP üçgeni ile ELFM Pardon ELMF dörtgeninin kesişim bölgesinin alanı A2 verilmiş. Bir şey dikkatini çekti mi? Bak birim kare verdiği için aslında şu mesafelerin hepsi bak eşit, 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 eşit. Yani sen burada hatırlarsan eşit parçalar bölündüğünde ne yapıyorduk? Bak şu yukarıda göstereyim. Şöyle bir üçgenin var. Ve orta tabanlardan oluşmuş mesela şöyle düşün. Eşit, eşit, eşit. Şöyle bölelim bak. Şunları hepsini eşit olarak verdim. Sol taraf da aynı şekilde eşit olsun. Ne yapıyorduk burada? Benzerlik oranının karesi alanlar oranıydı. Yani 1 bölü 2'nin karesi mesela 1 bölü 4. Üst tarafa o zaman ben A'ya 4A yazmak için 3A yazıyorduk. Ve konu anlatımımızda demiştik ki 1, 3, 5, 7 şeklinde tek sayılar olarak yazabiliyorduk. İstersen sen burada 1 bölü 3'ü de yapabilirsin. 2 bölü 3'ü de yapabilirsin. Sana kalmış. O zaman 1, 3, 5, 7 9 şeklinde böyle yazmaya devam ediyorum. Peki o zaman bu özelliği ben burada kullanabilir miyim? E kullanalım. Bak burada A1 yazıyor ya. Ben buraya A bölgesi desem alt taraf 3A olacak, bir altında 5A olacak, bir altında da 7A olacak. Şimdi bunları yazdık ya. Turuncu ile ilgili ne sormuş? A2 A1 demiş. Yani 5A'dan bak 5A'dan bir tane A'yı çıkarttığımda 4A. Bizden 4A isteniyor. Peki birim kareydi bu. E tabanında ne görüyorsun? 16. E yüksekliği de birim kare olduğu için e şu yükseklik de 16 şey yükseklik de 1 2 3 4. Ne 16'sı ya pardon. Şurası 4 olacak. Ben de sayının tamamını yazmışım. Heh. tabanında 4 var, e yüksekliğinde de 4 var. E peki ben içerideki bütün alanı topluyorum. Bak 12A burada var. 4A da burada var. 16A. Yani ben o zaman şunu yazabilir miyim? 16A eşittir bir üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Şişt, uyumuyoruz değil mi? Bak taban çarpı yükseklik bölü 2. Hemen yazıyorum bak tabanda 4 var. Yükseklikte 4 var. 4 çarpı 4 bölü 2'den 16'lar sadeleşiyor. A ne geldi? 1 bölü 2 geldi. Bak A'yı bulduk. Üzerimdeki kırmızı gibi kırmızıyla yazdım. Peki A'yı bulduktan sonra ben zaten 4 A'yı arıyordum. 4 çarpı 1 bölü 2 nedir? 4 çarpı 1 bölü 2 sadeleşirse 2 gelir değil mi? Peki şıklarda tam sayı var mı? Var. Şıklar baktığımızda cevabı bize veriyor mu? Veriyor. Neymiş cevap? C seçeneğiymiş. İkinci soruyu da bu şekilde çözdük. Hadi geçelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuza geldiğimizde şekil dildeki ön yüzü turuncu arka yüzü mavi renkli ABC üçgeni biçimdeki olan bir karton var. Şöyle bakıyorum katlama sorusu dikkat et. BD boyunca katlanarak şekil 2'deki konuma getirilmiş. Çok güzel. Katlama sonucunda C noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi olduğuna göre diyor. Bak ağırlık merkezi bilgisi varsa ben bu katlanma olayından devam ettirirsem kenar ortaya oluşacak mı? Oluşacak. Hatta buradan da gösterebiliriz. Bak ağırlık merkezinden geçtiği için bak şurada bir ağırlık merkezim var. Biraz daha görünebilir renkle yazayım. Bak G. Peki kenar ortay olacak. Yani tabanlar birbirine eşit olacak bu şekilde. Peki buraya geldim. Ağırlık merkezinde ne özelliğimiz vardı? Tabana bir birim, tepeye iki birim. Hocam bu nasıl işime yarayacak dersen de ben devam ediyorum okumaya. Şekil 2'deki mavi renkli bölgenin alanı 18. 18'imi yazdım. Peki bu 2K değil miydi? Yani 2K'da 18 varsa K'da ne olur? B, G, pardon B, D. Hadi şuraya da T harfi diyelim. B, D, T üçgenine baktığımızda aslında 18 2 K'yı görüyor. K'yı da o zaman ne görecek? 9 görecek. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi ben şöyle bir şey yapıyorum. Katlama olduğu için bak şöyle katladık ya. Aslında bizim olayımız ne biliyor musun? Tabanlar aynıysa alanlar aynı olacak. Fakat benim katlama sorumdan şurası 18 ise içeriye doğru katlandığında bu da 18 olacak. Ve 9'u da buraya yazmış olacağız değil mi? Yani soruyu eski haline getirirsen şurada. 18'i buraya yazarım. Peki 18'i yazdık. 18, 18, 36. 9 da ne yaptı? 45 yaptı değil mi? Bak kırmızıyla taradığım yer şöyle 45. E biz demedik mi tabanlar aynıysa alanlar aynıdır? Yani burada 45 görüyorsan diğer parçada da 45 göreceksin. Yani tüm alan ne olur? 45 artı 45'ten 90 birim kare olur. E bize de zaten şekil 1'deki kartonun alanını sormuş. Yani şıklara baktığımızda cevabımız B seçeneğidir. Üçüncü sorumuz da bu şekilde. Hadi geçelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuza baktığımızda çok güzel bir soru aslında. Şöyle bir yıldız diyorum. ABC üçgen AB 5 tane EF demiş. Peki EF'ye şöyle bir A harfi desem. AB'de 5A olacak. Şu üstüne de 5A mı yazdım. Sonra KL'nin 4 katı da BC eşit olacak. Şu çarpı değil eşittir olacak. Tamam. Peki KL'ye de B yazıyorum. Bu BC'nin tamamı da 4B olacak. Çok güzel. AD ile CD'nin eşit olduğunu söylemiş. Bu bana ne sağlar? B'den D'ye çizdiğimde bak B'den D'ye çizdiğimde ABD üçgenin alanıyla BDC üçgenin alanı ne olur? Birbirine eşit olur. Sebebi nedir? Tabanlar birbirine eşit olduğu için bak tabanlar aynıysa alanlar da aynı. Peki şöyle bir şey yapalım. Küçük A'ya büyük A yazalım. Küçük B'ye de B yazalım bu şekilde. Peki B alanı 4B'de tamamen kırmızının alanını o zaman 4 ile çarpacağız. Yani 4B olacak. Peki şekil şuna dönüşmedi mi? Bak şekli düzeltiyorum. Eşitlik var. Burada 4B görüyorsun. Üst tarafta da A vardı. Hatta onu da şöyle yapalım. Bu mavinin tamamı ne olur? Tabanda 5A olduğu için 5A olur. Peki 4B ile 5A'nın ne olması gerekiyor? Birbirine eşit olması gerekiyor. Bak 5A eşittir 4B. Bunu yazdım. Şimdi bunu yazdık çok güzel. Bir de ne var? Boyadığı bölgeler 27 metrekareymiş. Şimdi soruyu bir okuyalım. Sonra Murat Usta duvara asmak için üçgen şeklinde bir pano yapıyor. Sonra bu panoyu boyama, boyamaya başlıyor. DEF ve DKL bölgelerini boyadıktan sonra boyasının bittiğini fark ediyor. Yani sadece sarıları boyamış. Boyadığı bölgeler 27 metrekare. Yani aslında A ile B'nin toplamının 27 metrekare olduğunu söyleyebiliriz değil mi? E buna göre diyor boyayacağı bölgeler kaç metrekare kalanı? Boyayacağı dediği için 4B'den bir tane B çıkarttım. 3B Artı 5A'dan bir tane A çıkarttım. 4A. Bizden bunu soruyor arkadaş. Diyor ki 3B artı 4A nedir diyor. Bak bizden istenen ifadeyi şöyle turuncuyla boyayayım. Bunu bulmaya çalışalım. Peki şöyle bir durum var. 5A 4B'ye eşitse 4 ile çarpsam şurayı bak. Burayı 4 ile çarpıyorum. Çarpalım. 4A artı 4B. 27'yi 4 ile çarpsam ne olur? 80 artı 28'den 108 yapar. Değil mi? Peki 4A artı 4B. Ben 4 b ye gördüğüm yere artık 5A yazabilir miyim? Bak iyi izle. 4B ye gördüğüm yere 5A yazıyorum. 4B ye gördüğüm yere 5A yazıyorum. Yanında da 4A var. 4A artı 5A 108 ise 9A eşittir 108 ise o nasıl 9 hocam? O nasıl 9? Tamam hızlı yazdın da biraz sakin ya. Heh, şimdi oldu. 9A eşittir 108. A buradan ne gelir? 12 gelir değil mi? Ya aslında benim lisede yazım çok güzeldi de işte. Zamanla kaydı diyelim. A 12 buldu. Peki A'yı 12 bulduysak 5 çarpı 12'den buraya 60 gelir. E 4B 60 sa B'yi de ben buradan ne bulurum? 15 bulurum. Bak A da ortaya çıktı B de ortaya çıktı. O kadar mutluyum ki. Şimdi yerine yazalım. Kaç metrekareyi soruyordu? Şurayı soruyordu değil mi? Hemen yazalım yukarıya doğru gitsem. Şöyle 3B. E B'yi biz bulduk 15 bulduk. E peki 3 çarpı 5'ten 45 artı A'yı da 12 buldum. 4 çarpı 12'den 48 toplarsam 8, 5, 13 elde var bir. 4, 4 8, bir de var elde 93. Demek ki 93 metrekare bizden istenen o boyama ekstra boyadığı bölgeymiş diyebiliriz. Işıklara baktığımızda cevabımız D seçeneğidir. Anlaşıldı mı? Dördüncü sorumuz da bu şekildeydi. Hadi geçelim beşinci sorumuza. Beşinci sorumuza geldiğimizde ABC üçgen biçimindeki karton, 12 tanesi A köşeleri çakıştırılarak ve kenarlar arasında boşluk kalmayacak ve kartonlar üst üste gelmeyecek şekilde düzlemsel olarak birleştiriliyor. Peki bu 12 ifadesi önemli midir? Bence çok önemlidir. Niye dersen? Şimdi 12 taneyi yan yana yapıştıracak ve aralarında boş kalmayacak diyorsa bir çember oluşturuyor. Şöyle düşün bak. Sen, mesela şöyle göstereyim. Şöyle bir telefonun var tamam mı? Telefonun yanına 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 bir sürü telefon koyuyorsun. Ve çember yapmaya çalışıyorsun. Bu dikdörtgen zaten. Bunu bir üçgen olarak odakla. Üçgen olarak pasta dilimi, pizza dilimi hepsini düşünebilirsin. Bir çember haline geliyorsa aslında bu 360 derece oluşturmadı mı? Oluşturdu. Peki o zaman 360 derece oluşturduysa bak şimdi soruya gel. O zaman 360, 12 parça var. Hemen ne yapıyorum? 360'ı bu ne? Bu hangi renk ya? Heh. Bak 360'ı 12'ye bölüyorum ki her bir açıyı buluyorum. Yani şurada 30 derecem var, burada 30 derecem var, 30 var, 30 var. Böyle böyle yazıyorum, hepsi 30. E demek ki ben şuradaki açının 30 derece olduğunu söyleyebilirim. Bunu da 12'den dolayı bulduk. Peki, mesela deseydi ki 9 tanesi oluyor deseydi, örnek veriyorum mesela, 369'a bölecektim, buralara 40'ar derece yazacaktım. Mesela başka bir soruda böyle bir şey karşıma gelebilir. Devam edelim. AB6 AC10. Buna göre diyor şeklin alanı. Peki 12 tane olduğunu biliyorum. E sinüs alan öğrendik biz. E, o zaman ben bir tanesinin bak A yazıyorum. Bir tanesinin alanını bulmak istiyorum. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 12 çarpı 12 değilmiş pardon. 10'muş. Bak bir kenarında 6 var bir kenarında 10 var. 6 çarpı 10 çarpı aralarındaki açının sinüsü. Peki sinüs 30 neydi? 1 bölü 2 idi. Karşı bölü hipotenüsten. E, karşısı zaten 2 katıydı ya oradan söylüyorum hatırlamayanlar dik üçgen çizip de yapabilir. Peki burada 1 bölü 2 yazsam 1 bölü 2 de burada var. 1 bölü 4. E peki 60 bölü 1 bölü 4 yani 60 bölü 4 ne yapar? 15 yapar. Şu an ben bir tane A'yı 15 buldum değil mi? Kaç tane var bundan? 12 tane var. Yani 12 A soruluyor bize. 12 çarpı 15 nedir? 120 artı 60'tan 180 birim karedir. Bizden istediği cevap da zaten budur. Şıklara baktığımızda cevabımız E seçeneğidir. Beşinci sorumuzda bu şekilde çözmüş olduk. Geçelim 6. sorumuz. 6. sorumuza geldiğimizde şekilde ABC üçgeni A küs etrafında saat yönünün tersine 50 derece dönüyormuş. Saat yönü saat yönün tersi. Peki saat yönünün tersi şöyle düşün. Pozitif yön, negatif yön vardı. Şu negatif yönümüz bu pozitif yönümüz. Saat yönünün tersi pozitif yön, saat yönü negatif yön. Bunu sorularda bilmemiz gerekiyor. O yüzden bu şekilde yazabiliriz. Peki devam ediyorum. ACB ve ADE 70 derece verilmiş. Peki dönlüğünde D açısı 70 ise şuradaki B açısı da 70 olmaz mı? Çünkü dönme eksenine baktığımda üçgenin aynısı olacak. Hatta şöyle düşün. Ben 70'i buraya taşıdığımda bir ikizkenar üçgen yakalamadım mı? 70 70 140. Tepeye ne yazdım? 40 derece. Aynı üçgen yan tarafta var. Tepeyi taşıyorum. Tamam mı? Tepeyi taşıdığımda 40'ı yazdım ya. Peki bir şey dikkatini çekti mi? Kaç derece dönüyordu? 50 derece. Şimdi dönme eksenini konuşacağız. Şuradaki bir kenarın döndükten sonra nereye gitti? Buraya gitti. O aradaki mesafe dönme açısıdır. Yani 50 olması için araya ne yazarsın? 10 yazarsın. Çünkü 40 derece sağ tarafta var. Peki 40 40 80 10 da 90 yaptı. Demek ki bu bir dik üçgenmiş. Peki şuradaki ikizkenarlık bunun aynı değil mi? Hatta AD ile de aynı. Onu yazmaya gerek yok. Ne ortaya çıkarttık? Bir ikizkenar dik üçgen ortaya çıkarttık. Peki ikiz kenar dik üçgende neyi vermiş? AC uzunluğunun 8 kök 3 vermiş. Yani bir tanesi 8 kök 3 bu da 8 kök 3. Kök 2 katı neyi verir? 90'ın karşısını verir. Yani şu BE 8 kök 6'ymış ama bize alan sorduğu için dik üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? Dik kenarların çarpımının yarısıydı. Yani o zaman 8 kök çarpı 8 kök 3 bölü 2 yapacağım. 8 ile 2 sadece eşittir 4. 8 kere 4 32. Kök ile kök çarptım 3. 32 çarpı 3 ne yapar? 90 6 birim kare yapar. Demek ki şıklara baktığımızda cevabımız C seçeneğiymiş. Anlaşıldı mı? 6. sorumuz da bu şekilde. Hadi geçelim 7. sorumuza. 7. sorumuza geldiğimizde şekil 1'de dik üçgen şeklinde üst üste duran 2 karton verilmiş. Üstteki karton A küsü etrafında ve ok yönünde bir miktar döndürüldüğünde şekil 2'deki durum oluşuyormuş. A1 ve A2 yazmış ve buna göre diyor A1 eksi A2 35 ise diyor 35 birim kare ise X nedir diyor. Şimdi şöyle bir şey söz konusu. Ben A1 ile A2'nin ABC üst üste geldiği için burada bir A1 artı A2 olduğunu söyleyebilir miyim? Şu A'yı biraz düzeltelim. O ne öyle ya? Dur. Heh. A1 en baştan yazacağım. Hiç içime silmedi. Dur. A1 artı A2 yazdım. Peki A1 artı a 2 yazdık ya. E toplamını ben biliyorum aslında. Dik kenarların çarpımı yarısı bak. A1 artı A2 eşittir. 10 çarpı 15 bölü 2. Ne yapar bu? 75 yapar. Şimdi biraz aşağı inelim. A1 eksi A2 de verilmiş. Bak A1 eksi A2. Şu eksiyi düzeltelim. Çok hızlı yazıyorum ya. Dur. Heh. Eşittir. 75 değil tabii ki. 35 değil mi? Evet. Soruda ne vermişti? 35 vermişti. Bak şurada. Peki. Farkları var toplamları var. Sen sonuçta burada bir toplam. Şurada bir fark görüyorsun. Taraf tarafa topladığında bak. Taraf tarafa toplayıp eksilerden kurtulsam. iki tane A1'in 35 ile 75'i toplarsam 110 olduğunu söyleyebilirim. 2 ile sadeleştirdiğimde A1 eşittir 55 gelir değil mi? A1 55 ise A2 buradan ne gelir? 20 gelir. A1'i de buldum. A2'yi de buldum. Peki şimdi şurada bir 10 var bak. 10 nereye gitti? Bak buradaki 10 şuraya gitti. Şurada bir 90 derecem var. BK'ya Y yazsam. Bak dik kenarların çarpımının yarısı alanı verecekti ya. Şuradaki olayımız nedir? 10 çarpı Y bölü 2 20'dir. Değil mi? E sıfırlar gitti. Y buradan ne gelir? 4 gelir. Peki X artı Y 15 değil mi? Çünkü şöyle düşün bak. BC nereye gitti? B üstü C'ye gitti. Yani X artı Y 15 ise bak. X artı Y eşittir 15 ise. E sen Y'yi 4 buldun. X buradan ne gelir? Y'yi karşıya attım. Yani 4'ü karşıya attığımda 15 eksi 4'ten 11 gelir. Zaten bize de bunu sormuştu. Şıklara baktığımızda cevabımız C seçeneğidir. 7. sorumuz bu şekilde. Hadi geçelim 8. sorumuza. Evet günün son sorusu 8. sorumuz. Günün son sorusuna geldiğimizde ne yapıyorduk? Hala videoya beğeni bırakmadıysan ve kanal abone olmadıysan çok üzülürüm. Hemen destek için abone olabilirsiniz, videoya beğeni bırakabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim deyip hemen devam ediyorum. Şimdi 8. soruya baktığımızda yani beğeniler bizim için önemli siz de biliyorsunuz. Sizin çok kafanızı ağrıtmak istemiyorum ama hani sizin desteğinize ihtiyacım var arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim ve soruya devam edeyim. AB 4 birim, DC 6 birim. Şimdi şöyle bir şey söz konusu. Bana bir eşit alan vermiş, değil mi? Bak ABFE ve DCFE alan eşit verilmiş. Peki ben şöyle bir şey yapsam. Şunu doğrusal devam ettirsem yukarıya doğru. Aynı şey bunda doğrusal devam ettirsem. Sadece mavilere bakmanızı istiyorum. 4 bölü 6 benzerlik oranı değil mi? Bak 4 bölü 6. Peki 4 bölü 6'yı sadeleştirirsem 2 bölü 3 müdür? Benzerlik oranının karesi alanlar oranı 4 bölü 9 olacak. Ama 4 bölü 9'da ben şimdi sonuçta yukarıya şuraya 4A yazınca alt tarafa 5A yazmam gerekecek toplamı 9 olsun diye. Ama eşit alan verilmiş. O zaman rasyonel sayıyla uğraşmak yerine 2 katını alıyorum. Yani diyorum ki mesela şurası 8A olsun. 8A bölü yani şu 2 ile genişlettiğimi düşün. 8 bölü 18. Tamamının 18 olması için alt tarafa 10A gerekiyor. E zaten ABFE ile altındaki DCF eşitti ya. Geliyorum çok rahat bir şekilde çok profesyonel. Şöyle 5A'yı 5 a yazıyorum. Aslında burada biz 4 bölü 9'un 2'ye genişletilmiş halini yazmış olduk. Tamam mıdır? Amaç neydi? Rasyonel sayıyla uğraşmamak için. Şimdi sadece sarı ile çizdiğim alanlara dikkat et. Peki sarı ile çizdiğim alanda 8A bak 8A bölü topladığımda bunu komple topluyorum. 13A. 8A bölü 13A alanlar oranı. Alanlar oranı benzerlik oranının karesiydi. Unutma bunu bak. Benzerlik oranı o zaman 4 bölü x'in şöyle karesini alıyorum. 4 bölü x'in karesi 16 bölü x kare değil mi? Evet hocam. A'lar sadeleşiyor. 8 ile 16 sadeleşirse 2 var 1 var. Tamam mı? İçler dışarı yapıyorum. 2 ile 13'ü çarptım pardon. Sahneleştirmedim. 26. 26 eşittir. X kare ile de 1'i çarptım. X kare. Peki her iki tarafın kare kökünü aldığımda X ne olur buradan hocam? Kök 26 olur. Çıklarda var mı? Var. Çıklara baktığımızda cevabımız E seçeneğidir. Bak bu yukarıya doğru genişletip alan parçalama soruları çok fazla karşımıza çıkar. Şöyle ekranımız gelsin. Son sorumuz da bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoya beğeni bırakabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim destekleriniz için diyorum ve üçgenleri bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki videomuz dörtgenlerle alakalı olacak. Umarım güzel ve sonuçlar alırız. Üçgenleri bitirdik çok şükür. Biraz daha hızlanmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar bütün işleri ben yapıyorum biliyorsunuz ki. Notları hazırlama, soruları hazırlama. Farkındayım. Biraz yavaş atıyorum ama elimden geldiği kadar hızlı atmaya çalışacağım. Şimdiden teşekkür ederim. Ee, çok güzel bir sene bizimle olsun diyelim. Evet her şey için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.